Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber başlıyor. Ben Melis Sabahcı. Bugün tüm Türkiye Başakşehir'de bir asansörde masum bir kediyi tekmeleyerek öldüren işte bu caniyi konuştu efendim. Çünkü bugün kendisinin duruşması vardı. Peki bu duruşmanın kararı ne oldu? Aslında söylenecek o kadar çok söz var ki ilerleyen dakikalarda bu duruşmanın kararını konuşacağız efendim. Bununla birlikte Kadıköylüler... Müjde, artık sizin de bir gölünüz var. Peki nasıl mı? İşte ekran başından ayrılmayın efendim. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Ve siyasete bakacağız. Efendim günlerdir konuşuluyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ileri sürülen skandal para sayma görüntüleriyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Bu gelişmenin detaylarını da konuşacağız. Efendim Şişli'de AK Parti seçim stadının önünden geçerken bir kadın partinin afiş ve bayrağını yırttı. Stand görevlileri kadına tepki gösterirken bir başka kadınsa görevliyi darp etti. Olayın ardından yaşanan arbede çevredeki bir vatandaşın kamerasına da yansıdı. Önce AK Parti bayraklarını ve afişlerini yırttılar. Sonra da seçim standındaki görevliye saldırdılar. AK Parti'nin Şişli seçim standı önünden geçen bir kadın durup dururken standta bulunan parti bayrağını ve afişini yırttı. Tansiyon yükseldi. Hadi lan delikanlımızı görelim lan. Hadi. Standta görevli Yakup Korkut ve Ercan Koç kadına tepki gösterdi. Kadın ve görevliler arasında tartışma çıktı. Bırak. Yaşanan arbede sırasında kendine avukat olarak tanıtan Pınar adlı kadın görevlilerden birini darp ederek standa saldırmaya devam etti. Stand görevlilerinin seslerinin yükselmesiyle beraber çevredeki vatandaşlar olay yerinde toplandı. O sırada ilk bayrağı yırtan diğer kadın kaşla göz arasında olay yerinden kaçtı. Haklıken haksız duruma düştü. Ya düşelim daha hiç abine girelim en kötü. Görevliye saldıran kadın yoldan geçen taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Ancak görevliler taksinin önüne geçerek kadının gitmesini engelledi. Darp edilenler polisi aradı. Taksi gitsin manyak mısın? Bir dakika beklesin polis. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki kadını da tespit ederek Şişli Polis Merkezi'ne götürdü. İnceleme başlatan polis ekipleri olayın gerçekleştiği yolun karşısında AK Parti'ye ait yırtılmış afiş ve bayrak ele geçirdi. Vatanın için, milletin için. Pankartları o şekilde yırtmanın bir anlamı yok. Pankartları mı yırtıyor? Anladın mı? Bu vatanı yani... Ekipler tarafından yakalanan kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Saldırgan kadınlar hakkında mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından işlem başlatıldı. Efendim şimdi sırada 1,5 liralık bir kavga var. İstanbul Esenyurt'ta bir market sahibi müşterinin alışverişine 1,5 lira komisyon ekleyince müşteri adeta çılgına döndü. 1,5 liralık komisyon kavgasında yumruklar havada uçuştu. Market savaş alanına döndü. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1,5 liralık komisyon istedi. Müşteriden 1,5 lira yerine yumruk geldi. İlginç kavganın adresi Esenyurt. Markete giden şahıs iddiaya göre bisküvi ve içecek aldı. Fişinde 1,5 lira fark olduğunu gören müşteri çılgına döndü. Market sahibi bankanın komisyon kestiğini söyledi. Bir buçuk lira fark ödemek istemeyen müşteri fişi iptal ettirdi. Tam marketten çıkıyordu ki ikili arasında tartışma başladı. Sinirler gerilince müşteri market sahibine yumrukla saldırdı. Marketteki komisyon kavgasında ortalık bir anda karıştı. Taraflar 1,5 lira yüzünden birbirini yerden yere vurdu. O anlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Dükkana giren vatandaşlar ikiliyi ayırırken öfkeli müşteri olay yerinden uzaklaştı. Yürü,
Yüzü kanlar içinde kalan dükkan sahibi tedavisinin ardından soluğu karakolda aldığı müşteriden şikayetçi oldu. Efendim İstanbul Zeytinburnu'nda İlayda Örtünç isimli kadın cani nişanlısı Barış Çatak tarafından öldüresiye dövüldü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kan donduran anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Öleceğimi düşündüm. Yerde sürükledi, tekme attı. Cani adam nişanlısını dakikalarca böyle dövdü. İddiaya göre Barış Çatak'ın bir arkadaşı sevgilisinin İlayda Ötünç'ün yanında işe başlamasını istedi. Çatak nişanlısına bu teklifi kabul etmemesini, onları sevmediğini söyledi ancak daha sonra hep birlikte yemeğe çıkmak istedi. Ramazan'ın ilk günü de beraber oruç açacağız onlarla birlikte dedi. Dedim ki onlara düne kadar laf ettiğin insana nasıl bugün kalkıp da beni yemeğe götürürsün? Ondan sonra sen nasıl benim arkadaşımın evleneceği kadın hakkında böyle bir şey söylersin ve bana saldırmaya başladı. Ötünç'ün nişanlısına fikrinin neden değiştiğini sorması üzerine tartışma çıktı. Çatak nişanlısını arkadaşının sevgilisine hakaret etmekle suçladı, öldüresiye dövmeye başladı. Tekme, tokat, saçımı çekti, yere düşürdü, nişan kolyemizi boynumdan hani kopardı, gözümü patlattı. Ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni. Cani adam kanlar içinde kalan nişanlısına bir saniye bile bakmadı ama yere düşen çantasına gözü gibi baktı. Onu astı, talihsiz kızı dövmeye devam etti. Bir çanta kadar değerimin olmadığını hissettim. Bütünün her şey gözümün önünden geçti bir an. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ötünç polise giderek şikayetçi oldu. Barış Çatak hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Çatak'ın İlayda Ötünç'e daha önce de şiddet uyguladığı öğrenildi. Daha önce elimleri oldu ama hani tekrarlamayacağını söyledi. Özürleri vesaire. Ben de sevgimden dolayı gerçekten tekrarlamayacağını düşündüm. Orada herhangi bir kesici alet olsa rahatlıkla bana saplayabilecek öfkede ve sinirdeydi. Efendim Ankara'da bir anaokulunda yaşanan bağış skandalını ekranlarınıza dün getirmiştik. İddia o ki okul yönetimi velilerden okul aile birliğine bağış adı altında para istiyor ve öğretmen veliler üzerinde baskı kuruyor. Bu skandal iddialar üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okul hakkında inceleme başlattı. Allah Allah. Ya sen kimsin beni başlayacaksın ya? Kim olduğumu öğrenirsin sen. Yok, çok aşırı bir şey değil. İddiaya göre okul yönetimi velilerden bağış adı altında para istedi. Bazı veliler para vermeye yanaşmayınca okul karıştı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Daha sonra toplantı yaptığında elimize bir kağıt verdi. Kağıtta 6000 lira toplu para istediğini bağış adı altında. Kırtasiye'nin velilere ait olduğunu kendisi iletti bize. Hiçbir açıklama yapmadı. Bu bağış zorunlu değil. Vermek istemeyenler vermeyebilir tarzında hiçbir konuşma olmadı. İddiaya göre okul aile birliği velilerden prosedür üstü rakamlar talep etti. Tepki gösteren veliler istenen bu rakamları okul yöneticilerine de sordu. Okul yönetimi öğrenci velilerinden 2500 ile 6000 lira arasında bağış adı altında para istedi. Veliler vermeyince tartışma başladı. Önder bu yasal aidat. Okul aile birliği diye bir şey kalmadı. Bakın param var vermiyorsun. Benim paramın olup olmadığı sizi ne ilgilendiriyor? Ben bunu anlayamıyorum. Aidattan bahsetmiyorum. Aidatı ben yatırıyorum zaten. Sadece şu yanıtı veriyor. 5000 lira, 6000 lira çok büyük bir para değil. Bu çevre zengin bir çevre. Herkesin verebileceğini biliyorum. Daha sonrasında olay daha da çirkinleşerek hepinizin altında arabalarınız var. Paranız var biliyorum vermiyorsunuz bilerek tarzında konuşmalara başlayınca artık iş başka yerlere yönelmeye başladı. Velilerin bu iddiaları üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti, soruşturma başlattı. Param var vermiyorsun. Benim paramın olup olmadığı sizi ne ilgilendiriyor? Ben bunu anlayamıyorum. İzmir Konak'ta motosiklet sürücüsünün tek tekerle ölüm oyunu kazayla bitti. Sürücünün trafiği tehlikeye atarak tek teker üzerinde ilerlediği ve kaza yaptığı anlar taksideki bir yolcu tarafından an be an kayda alındı.
Dur. Trafikte tek teker üstünde ilerledi. Bu tehlikeli şovu kazayla bitti. Konak ilçesinden Göztepe istikametine giden bir motosiklet sürücüsü bir süre sonra motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde ilerlemeye başladı. Trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye atan motosikletli kimseye aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine uzun süre devam etti. Tek teker üstünde ilerleyen trafik magandası bir anda motosikletinin hakimiyetini kaybetti, böyle devrildi. Kazanın ardından motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücü başka bir aracın çarpmasından da kıl payı kurtuldu. Dur. Çevredekiler motosikletlinin yardımına koştu, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olacağım öldü. İyi misin oğlum? Efendim, son dönemlerin popüler seslerinden biri olan Semih Cenk. Başı bu sefer dertte. Son çalışmasında arabeskin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in Biz Babadan Böyle Gördük şarkısını seslendirip düet halinde yayınlamıştı Semih Cenk. Ama Gürses'in varisi olan torunu şarkının izinsiz kullanıldığını söyleyip konuyu mahkemeye taşıdı. Başımız dik, alnımız ak. Yaşamı biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük. Müslüm Gürses'in unutulmayan şarkısını seslendiren Semih Cenk, sanatçının torunuyla mahkemelik oldu. Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar adam olan. Katıldığı ses yarışmasıyla ünlenen Semih Cenk, son dönemlerin aranılan sesleri arasına girmeyi başardı. Son çalışmasında arabeskin unutulmayan ismi Müslüm Gürses'in sevilen şarkılarından birini seslendirdi. Stüdyoda o çalışması usta sanatçıyla düet haline getirildi. Bilmeyiz hiç yalan dolan. Şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü ama Müslüm Gürses'in varisi olan torunu Emin Erlikan bu çalışmadan pek memnun kalmadı. Kendisinden izin alınmadığını söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu. Biz babadan böyle gördük. Eserin izinsiz kullanılmasına itiraz edip yayınlandığı dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti. Mahkeme tedbir talebini kabul etti. Yaşamı hep böyle sürdük. Semih Cenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise şarkıyı kullanabilmek için müzik şirketinden izin aldıklarını söyleyerek itiraz etti. Böyle gördük, böyle gördük. Gürses'in varisi ve Semih Cenk'in yapımcısı arasındaki bu anlaşmazlığı nasıl sonuçlanacağı hala bilinmiyor. Bu arada vatani görevini yerine getirmek isteyen Semih Cenk de birliğine teslim oldu. Bugünlerde tüm Ankara Mamak'taki bir binayı konuşuyor. Binayı bu kadar popüler yapan bir cephesinin iki, diğer cephesinin altı katlı olması. Şimdi tabii gözünüzde canlandıramadıysanız biz sizin için gittik, görüntüledik. İşte o yokuş yukarı altı, yokuş aşağı iki katlı olan o karışık bina. Efendim, bu binada bir ilginçlik yok mu? Abi, şurası 6-7 katlı, şurası 2 kat. Müteahhit ne yapmış? Bilmiyorum abi. Bu kadar da oturuyorum, hiç haberim yok. Burası Ankara'nın en ilginç binası. Bütün Ankara bu apartmanı konuşuyor. Bu apartman yokuş yukarı 6, yokuş aşağı 2 katlı. Gören gözlerine inanamıyor, dönüp katları tekrar sayıyor. Size de soralım efendim, bu binanın sağ tarafı kaç katlı? Vallahi 6 kat herhalde ya, 6 kat. Tabii saymadım da. Sayalım mı birlikte? 1, 2, 3, 4, dükkanın altı kaldı. Aslında sanıyorum bu taraf da 5. Biz şuradan sayacağız da tolşucuk. Baştan sayacağız değil mi? Yani aslında burada oturanlar bile bu apartmanın kaç katlı olduğunu karıştırıyor. Müteahhitlik harikası bina Mamak'ta. Yokuş o kadar dik ki bina düz dursun diye bir tarafından feragat edildi. Bir cephesindeki kat sayısı azaltıldı. Ortaya da bu görüntü çıktı. Buraya baktığımızda bu bina 3 katlı. Ancak diğer tarafa dönüyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Marketle birlikte burası tam 6 katlı. Aşağıdan sayarsan 2, 5.
Yukarıdan sayarsam 3. Dışarıdan bakıldığında hakikaten dikkat çekici bir olay. Buradan baktığınızda dediğiniz gibi 2 katlı görünüyor. Kameraman arkadaşımın olduğu yerden bakınca burası Öztürk Apartmanı'nın giriş katı gibi görünüyor. Ancak hemen buradan aşağıya bakıyoruz. Aşağıda 2 kat daha var. Yani aslında apartmanın bu tarafı da 5 katlı. Ha, bu apartman çok ilginç. Niye? Bir tarafı 5 katlı, diğer tarafı 2 katlı efendim. Mamak'taki ilginçlikler bitmiyor. Bu kapıyı açtığımızdaysa apartmanın istinat duvarında bir yol var. Yola çıkıp baktığımdaysa bu apartmanı 2 katlı olarak görüyorum. Bunun yanında bir de apartmandaki dairenin penceresiyle karşı karşıyayız. Bu mahallenin muhtar adayım hem de aynı zamanda. Hayırlı olsun efendim. Bu yokuşa çare bulacak mısınız? Bu yokuşa çare, merdiven düşünüyoruz da. Görenleri hayrete düşüren bu dik yokuş sadece onu her gün çıkmak zorunda kalanları canından bezdirmedi. Diğer yandan bu apartmanların mimarisini de değiştirdi. Buraya bakıyoruz, bir taraf 5 katlı, diğer taraf 3 katlı. Ancak hemen karşı tarafta da bir apartman var ve orada da durum çok ilginç. Bu apartmanın sağ tarafında sadece 1,5 kat var. Efendim, İstanbul'da sürücülerin seyir halindeki magandalığı yürekleri ağza getirdi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden trafikte dalaşmaya başladı. Araçlardan biri hasta almaya giden ambulansa çarparak faciaya adeta davetiye çıkardı. İşte o anlar geliyor ekrana. Ancak arabanın tekerine değip beni sola atınca fark ettim. Trafik magandaları bu kez de Esenler'de ortaya çıktı. Seyir halindeki araç bu darbeyi alınca arkadan gelen ambulansa çarptı. Arkadaki bagajın çöktüğünü gördüm. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çarptı. Çarptığı araç sol şeride savruldu. Hastaya yetişmeye çalışan bir ambulansa çarptı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Bu görüntülerse Ataşehir'den TEM otoyolunda yine benzer görüntüler yansıdı kameralara. İki sürücü arasında sollama meselesi yüzünden tansiyon yükseldi. Sollamaya izin vermeyen cipin şoförü direksiyonu sola kırarak kırmızı aracı refüje sıkıştırdı. Bu tehlikeli inadı neyse ki büyük bir kazaya sebebiyet vermedi. Efendim, Kadıköylülere müjde. Artık sizin de bir gölünüz var. İstanbul Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmalarının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasında yağan yağmurlarla birlikte öyle bir su doldu ki o alan Google harita uygulaması göl olarak algıladı. Kadıköy'ün ortasındaki inşaat gölü sosyal medyada gündem oldu. Google kadar bizler de şaşkınız. 5 yıl önce yapılan bir inşaatın yani gördüğünüz gibi burada sular içinde kalması çok da güzel bir şey değil. Google'da Kadıköylüler de şaştı kaldı. İnşaat alanı su doldu. Google haritalar oraya göl dedi. Kafalar allak bullak oldu. Haritalarda burayı görenler şaştı kaldı. Çünkü İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'deki bu su birikintisini Google haritalar göl olarak gösterdi. Altın kalması çok hoş bir durum değil Kadıköy için. 5 sene önce Kadıköy koşu yolundaki bu inşaatın temel atma, kazma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir süre sonra faaliyetler bir anda durdu. Yar sonrası bu dev çukurun içi ise suyla doldu. Güncellemelerden sonra Google haritalar burayı göl olarak algıladı. Yürürken dikkatimizi çekiyor buranın sular altında kalması. Su dolan inşaat sahasındaki suyun iddiaya göre tahliyesine başlandı ama... Şu an biz de bulunduğumuz konumu haritalara yazdık, tıkladık ve hala burası mavi renkte, bakın. Yani göl olarak karşımıza çıktı. Haliyle biz de herkes gibi bu duruma şaştık kaldık. İnşaatları açıyorlar temelleri, bu sonra uzun süre boş kalıyor. Yani birçok yerde var bu. Kadıköylüler ilçenin birçok noktasında benzer görüntülerin olduğunu söylüyor. Belediyeden ve yetkililerden insan sağlığını tehdit eden bu yapay göller için bir çözüm bekleniyor. Her taraf su içinde kalmış. Yani buralara bir bakın olması gerekiyor. Kaldırsınlar, ne yapacaklar zaten. Türkiye'nin en fit ve en obez şehirleri açıklandı. En obez şehir Adana olurken en fit şehirse oldukça zengin bir mutfağa sahip ilimiz Erzurum oldu. Peki Erzurumlular yemek kültürüne bu kadar hakimken nasıl oldu da fit kalmayı başardı? Haberimizde. Erzurumluların fit kalma sebebi cağ kebaptır.
Adana mutfağı mı Erzurum mutfağı mı? Erzurum mutfağı. Tabak 5'te Erzurum'da cağ kebabı yeriz. Hem çok lezzetli hem de aslında fit diyebiliriz. Yanında hani destek ürünlerle birlikte yediğimiz zaman, tükettiğimiz zaman. Türkiye'nin en obez ve en fit şehirleri belli oldu. Obezite Araştırma Derneği verilerine göre obez kişi sayısının en yüksek olduğu il Adana olurken en düşük olduğu il ise Erzurum oldu. Nereye gideceksin? Erzurum'a. Erzurum'a ne yapacağız? Et yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Cağ kebabı yiyeceğiz. Obezite hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artıyor, ancak Türkiye'de bir il var ki obezite o ilin yanından bile geçmiyor. Erzurumluların en büyük sevdiği olay bu eti taze yemesi. Fit kalmasının sebebi yağının da buz eti olması, insana dokunmuyor. Başta cağ kebabı olmak üzere zengin bir mutfağı olmasına rağmen Erzurum obezite seviyesinin en düşük olduğu il oldu. Erzurumlulara göre bunun sırrı cağ kebabı. Fit kalmanın birinci sebebi o bölgedeki etin orada güzel işleyişi. İşlemesinde ne var? İşte siniri, yağ, içine konulan baharatı, tuzu, özelliği, taze kuzu olması, tamamen doğal olması. Yani bunu besleme hayvanında zaten bu lezzeti alamazsın. Erzurum yöresine özgü bir lezzet olan cağ kebabını çağlardan beri tüketen Erzurumlular nasıl fit kalabiliyor? Evet ustam, Erzurumluların sırrı cağ kebabı mıdır? Evet, Erzurumluların sırrı cağ kebabı. Fit kalmanın, genç kalmanın sırrı cağ kebabıdır. Erzurumlular fit kalmalarının sebebini beslenme alışkanlıklarına ve cağ kebabına bağlıyor. Cağ kebap ustaları işin sırrını da böyle anlatıyor. Zeytinden oluşuyor. Bunun %40'ını, %45'ini falan çöpe atarız. Geri kalan %55'ini cağ kebabı olarak değerlendiririz. Kuzunun bütün siniri, damarı, kılçığı komple çekilir. Çekildikten sonra marine bir şekilde böyle nezih bir ortamda siz değerli misafirlerimize sunulur. Sıcak sıcak misafirlerimiz dur diyene kadar bunun limiti yoktur. Ben kendim usta olarak 40 yıldır bu işin içinde görüyorsunuz halimi. Yiyorum, formumu koruyorum. Siz de yiyin, siz de formunuzu koruyun. Erzurumca Ramazan ayında iftar sofralarını da şenlendiriyor. İftar sofralarımız şu anda akşam rezerve hepsi doluyor. Diyet olduğum için ve tadını çok sevdiğim için cağ kebabı denemeye geldim. İlk defa burada yiyeceğim. Erzurum'dayken denemiştim. Tadını çok sevmiştim. Tadını sevdiğimiz için. Adana mutfağı mı, Erzurum mutfağı mı? Erzurum mutfağı. Şimdi şöyle, Adana kebabı oluşturuyoruz. Çok yağlı oluyor. Uyarıyoruz. Olmuyor ama cağ kebapta o kadar yağ yok. Etnik belli yağ da yok. Peki Adana kebap mı, cağ kebap? Bence cağ kebap. Kesinlikle. Lezzet açısından da ki diyetisyenim ben, içeriklerini bildiğimden de ötürü cağ kebap Adana'ya göre daha iyi. Tavsiye ediyorsunuz yani. Kesinlikle. Ama ekmeksiz yiyin lütfen. Efendim, yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bugün Şırnak ve Mardin'de düzenlediği mitinglerde verdi. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız Türkiye olmaz diyen Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Erdoğan, Şırnak'ta bölge ekonomisini yakından ilgilendiren bir de müjde verdi. Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye'de olmaz. Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Şırnak'tı. Bölücü örgüt üzerinden yürütülen karanlık senaryoları anlattı. Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Güney sınırlarımızda güvenlik koridoru oluşturuyoruz dedi. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. 22 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını anlattı. Muhalefet partileri hedefindeydi. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu ülke ve bu millet için
Çok büyük hayallerimiz var. Konuşmasında ekonomiye de önemli bir yer ayırdı. Milli gelirde dünyada 11. sıradayız diyen Erdoğan bir de müjde verdi. Kabarda günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Efendim bu arada üzücü bir haber paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta kaza geçirdi. Bir polis memuru maalesef şehit oldu. 3 kişi de yaralı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Şırnak'ta düzenlediği miting için bölgedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin Şırnak İdil'de bir trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru şehit oldu. İkisi polis, 3 kişi de yaralandı. Erdoğan kazayla ilgili konuştu. Şehit olan koruma polisine başsağlığı diledi. İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ileri sürülen skandal para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı bugün. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve belediye meclis üyesi Fatih Keleş'le birlikte görüntülerde para sayan ve taşıyan iki kişi savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacak. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İhale, davetiye usulü ihale verip müteahhitlerden %10 para alan Fatih Keleş. O saydığı paralar da o paralardır bu arada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı skandal görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Fatih Keleş, CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas ve eski il başkan danışmanı Can Poyraz ifadeye çağrıldı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Ki orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var görüntüde. Yine o dönem siyasi yol arkadaşlarım var görüntüde. Sayılan deste deste paranın nereden geldiği ve kime götürüldüğü hala netlik kazanmadı. Paranın teslim alındığı tutanak paylaşıldı ama o tutanakta yer alan tarihlerin farklı olması soru işaretlerini daha da arttırdı. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın, şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları, tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. CHP'den yapılan açıklamaya göre bu paralar İstanbul İl Binası'nın satın alınması için düzenlenen bağış kampanyasında toplanan ve bina sahibine kapora olarak ödenen paralardı. Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi. Ve o kampanyadan bir rakam toplanmadı. O dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Yüklü miktarda balya balya paralar var, dövizler var. Bunların kaynağının ben genel merkezden giden para olmadığını, bunun kaynağının bağıştan toplanan para olmadığını kamuoyuna ifade ettim. Kapora ve satın alımla ilgili işlemlerin genel merkezin onay verdiği avukatlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, bağış kampanyası ile ilgili dikkat çeken bir iddiada da bulundu. Siz nasıl olup da bir bina, İstanbul İl Başkanlığı'nın binasının alımı için bu kadar büyük meblağı, onlarca milyonu toplayabiliyorsunuz? Böyle bir kudret, böyle bir imkan yok. Bunda bir takım iftira, gıybet, her şeyi yapacaklar. Soruşturma kapsamında CHP'nin hesaplarının MASAK tarafından incelenebileceği konuşulurken gözler bugün yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerindeydi. İmamoğlu bana kumpas kuruluyor demekle yetindi. Bu kumpasçılar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Efendim savunma sanayimiz sınır tanımıyor. İlk yerli ve milli fırkateynimiz TCG İstanbul entegre edilen Midlas'tan Hisar D füzeleri başarıyla fırlatıldı. Dikey fırlatma sistemi olarak tanımlanan Midlas'la denizlerimizdeki hava savunma sanayisinde kurtulmuş oldu. 1, 2, 3, 4.
Hayırlı olsun, tarihi bir anı yaşadık. Tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG, İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, Hisar D füzelerini başarıyla ateşledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamaya amaçlayan Milli Dikey Atımdan Çer Sistemi MİDLAS ilk testini başarıyla tamamladı. TCG İstanbul Fırkateyni'nden ilk füzeler böyle ateşlendi. Hayırlı olsun, tarihi bir anı yaşadık. Tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Bütün test aşamalarını başarıyla geçen MİDLAS bu son ateşlemeyle deniz kabul testlerini tamamlamış oldu. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Artık hava savunma sistemlerimiz denize konuştu. Lançerlerle atıldı. Bugün ilk testini yaptık. İlk yerli ve milli füze atış faaliyetine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve savunma sanayi sektör temsilcileri katıldı. İlk milli fırkateynimiz İstanbul gemimizden, ilk milli dikey lançerimiz MİDLAS'tan, ilk milli hava savunma harbi güdümlerimiz Hisar Deniz'i başarıyla atmış bulunuyoruz. Kutlu olsun. Denizaltı ve üstünde kendi savunma sistemlerini geliştiren Türkiye, MİDLAS'la gökyüzünde de milli hava savunma şemsiyesini kurmuş oldu. Biz hem denizaltında hem deniz üstünde kendi güvenliğimizi kendi silahlarımızla sağlıyorduk. Bugün attığımız Hisar'da güdümlü mermimiz de artık gökyüzünde de mavi vatanın üzerindeki gökyüzünü de kendi silahlarımızla kontrol edebilir bir noktaya vardık. Peki efendim, bu haberle noktalıyoruz bültenimizi. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.